Bir ülkenin kalkınması için ne gerekiyor sizce? Sanayi, teknolojik hamleler desem sanırım evet dersiniz. Peki sizce ahlak mefhumunun bir ülkenin kalkınmasında payı var mıdır? Ne alakası var kardeşim der gibisiniz. Ruhçu sosyalist diye bir kavram duydunuz mu? Ruhçu sosyalist, sanayi ve teknolojiyi bir kenara bırakıp ahlak temelinde bir kalkınmayı hedefleyen iktisadi bir kavram diyebiliriz. Sanayisiz, teknolojisiz ülke kalkınır mı yahu? Hangi çağda yaşıyoruz derseniz eğer, bu fikirleri ortaya atan zat sanayileşme için şöyle der. Sanayileşme yalnızca daha fazla kazanç kültürüyle helal haram ayrımını ortadan kaldırmakla birlikte hırs ve menfaat duygularını yaymaktadır. Mülkiyetin belirli ellerde toplanmasına ve gelir adaletinin bozulmasına sebep olan liberal iktisadi uygulamalardır. Sanayisini ve teknolojisini kendi içerisinde üretemeyen bir devlet, dışarıdan aldığı sanayi ve teknoloji ile birlikte aynı zamanda dışarının ahlakını da almış oluyor. Bugün bu cümleden çok da uzakta değiliz gibi. Mihmandar olarak bugün Batı'nın medeniyetine, sanayisine ve teknolojisine karşı çıkarak evvela ahlak deyip özümüze dönmemiz gerektiğini ve alemin gözleri aya çevrilmişken biz ruhumuza dönelim diyen merhum Nurettin Topçu'ya misafir oluyoruz. ...1934 yılında Sorbonne Üniversitesi'nde okuyan ilk Türk öğrenci olmuştur. Çalışması Sorbonne Üniversitesi'nde felsefe jürisi tarafından yılın en başarılı doktora tezi seçilir. Üniversitenin geleneklerine göre birinci olan öğrenciler mutlaka ödüllendirilir. Bunun üzerine yetkili profesör Nurettin Topçu'nun yanına gelerek durumu anlatır ve ödül olarak neyi istediğini sorar. Efendim, bir altın saat mi, Amerika'ya veya Kuzey Avrupa'ya bir mavi yolculuk mu? Hangisini tercih edecekseniz onu alacaksınız veya o ülkeye ziyarete gideceksiniz der. Nurettin Topçu kararlı ve gayet kendinden emin bir şekilde bu soruya şöyle cevap verir. Hiçbiri değil. O zaman ne istiyorsunuz? Sorbonne Üniversitesi'nin giriş ve çıkış kulelerine 24 saat ay yıldızlı Türk bayrağının dalgalanmasını istiyorum der. Nurettin Topçu'nun bu isteğinin altında yatan sebep Türk milliyetçiliği değil, Anadolu milliyetçiliğidir. Anadolu milliyetçiliği demek Türk-İslam birlikteliği demektir. Nurettin Topçu, Türklüğü Müslümanlıktan ayırmanın insanı ruhundan ayırmak olduğunu söyler. Ona göre bilinen milliyetçilik algısını yıkıp bir Rönesans yaratmak elzemdir. Rönesans'ın ilk basamağı Kur'an, tasavvuf ve Avrupa felsefesiyle bir aşkın doğması, ikinci basamağı üstün bir iktidarın aklın saltanatını ilan etmesi, üçüncü basamağı hür düşünceye ulaşmaktı. Onun İslam ahlakı formülü üç ilkeye dayanıyordu. Hürmet, merhamet ve hizmet. Nurettin Topçu, Avrupa'da 7 yıl felsefe eğitimi almış, dönemin en ünlü filozoflarıyla tanışmış biridir. Bu yüzden bu düşüncelerinin temelinde ne Avrupa tahsilliği yapmış olması ne de derin bir felsefe bilgisine sahip olması yatıyor. Düşünce temelinde hani bir şiir şöyle der ya, ''Sanma ey hace ki senden zer-u sim isterler, yevme la yenfe'uda kalbi selim isterler.'' Onun bu düşüncelerinin temelinde kalbini keşfetmesi yatıyor. Hatta bir sözünde şöyle der. Bizde gizlenmiş bir Allah sesi var. Ona kalp diyoruz. Bu kalbin keşfini Ümmü Gülsüm Camii Çivizade Mescidi'nde o zamanlar hocalık yapan Abdülaziz Bekine Hazretleri sayesinde yapıyor. Çünkü onunla tanışmadan önce kalp bilinden anlamayanlarla bütün bir ömür boşa konuştum derdi. Nurettin Topçu Türkiye'ye geldiği zaman doçentlik unvanı olmasına rağmen lise öğretmenliği yapmaya başlar. Dürüstlük ve haktan yana davranışı yüzünden sürekli bir sürgün hayatı yaşar. Nurettin Topçu ve Bediüzzaman Denizli'de aynı zamanlarda bulunuyorlar. İkisi de sürgün. Nurettin Topçu üniversitede hoca olabilmeyi çok istiyor. Böylece orada genç neslin yetişmesine hizmet etmek arzusunda. Bir gün Bediüzzaman Hazretlerinden dua istiyor. Üniversitede hoca olabilmek için duanızı istiyorum. Bediüzzaman ise İmanın selameti için dua edeceğim karşılığını veriyor. Belki yaşlılığından ötürü duymamıştır diye yeniliyor. Üniversitede hoca olabilmek için duanızı istiyorum. Ama aynı karşılığı alıyor.
Arzusu baskın geliyor ve ayrılmak üzereyken tüm cesaretini toplayıp aynı dua talebini yenilediğinde üstad gülümseyerek gene aynı cevabı veriyor. Nurettin Topçu yıllar sonra yaşanılan bu olay için şöyle diyecektir. O an çok müteessir oldum ve fakat gördüm ki ilerleyen yıllarda üniversitede hoca olamadım. Bir doçent olarak liselerde talebe yetiştirdim. Ama anladım ki bir felsefeciye edilebilecek en güzel duayı Bediüzzaman Hazretleri bana etti. Ben de imanımı hep göğsümün üzerinde taşıdığımı hissettim. 1939 yılında Hareket dergisini çıkarır. Hayalindeki ruhçu sosyalist düşüncesini ve Anadolu milliyetçiliğini bu dergiyle yaymak istiyordu. Mecmuanın isminin neden hareket olduğu da aslında aşikardı. Hareket, dinamizm demek. Ziya Paşa bir şiirinde şöyle diyor. Diyar-ı küfrü gezdim, beldeler, keşaneler gördüm. Dolaştım mülkü İslam'ı, bütün viraneler gördüm. Nurettin Topçu, İslam coğrafyasında tembellik ve ataleti görünce ruhu buna isyan ediyor ve dergiye Hareket ismini veriyor. Hareket etmek, çalışkan olmak, dinamik hale gelmek lazım. İşte bunu bize telkin etmektedir. Dergisinde hedeflediği ruhçu sosyalist düzenini anlatmaya çalışır. Ona göre ruhçu sosyalist düzenle birlikte demir devrinden toprak devrine, sermaye devrinden gönül devrine geçilecek, ruh ilimleri ilerleyecek, güzel sanatlar dış dünyanın anlatılmasını bırakıp insanın iç dünyasında derinleşecektir. Felsefe ilhama sarılacak ve dinle el ele verecek. Tabii sonralarında ruhçu sosyalist söylemi dönemin önemli yazarlarından Necip Fazıl ile arasını açacaktır. Aradan yıllar geçmiştir. Öğretmenlik mesleğinden emekli olmuştur. Öğrencisi Emin Işık ile sohbet arasında öğretmenlik mesleğinin kendisi için mukaddes bir meslek olduğunu söyleyip şu cümleyi vurgular. 40 sene öğretmenlik yaptım. Mabede nasıl girdimse sınıfa da öyle girdim. Böylesine mesleğine aşık bir hocanın döneminde yaşayamamanın acısını taşıyoruz. Şimdilerde ise hocanın söylemiyle bugün talebelik artık ilim yolculuğu değil, diploma avcılığıdır. Nurettin Topçu emekli olduktan sonra çocukluğundan beri yaşamış olduğu mide rahatsızlığı tekrar nüksetmeye başlar. Rahatsızlığı şiddetlenince hastaneye yatırılır. Bu hastalık sürecinde gördüğü bir rüyasını yeğeni Tuncer Engin Artan'a anlatır. Mevlana 66 yaşında vefat etti. Ben de 66 yaşındayım. Dün akşam bir rüya gördüm. Mevlana ile birlikte göklere uçuyoruz. Bir yere gelince bana sen buraya kadar dedi ve ortadan kayboldu. Hocanın yani Topçu'nun hayranlarından Yurdakul Dağoğlu, Necip Fazıl Bey ile hocanın arasında ruhçu sosyalizm meselesi yüzünden meydana gelen soğukluğu gidermek için şöyle bir plan kurgular. Bir öğle üzeri ziyaretinde Yurdakul hocanın kulağına eğilip şunu söyler. Hocam, Necip Fazıl Bey ziyaretinize gelmek istiyor ama çekiniyor. Acaba gitsem beni kabul eder mi diyor. Hoca da kabul eder mi ne demek? O nasıl söz? Memnun olurum. Buyursun baş üstünde yeri var diye karşılık verir. Bunun üzerine Yurdakul hemen harekete geçer. Necip Fazıl Kısaköy'ün Kadıköy Kızıl Toprak'taki evine gelir. İzin alır, içeri girer ve ona şöyle der. Üstad, ben şimdi hastaneden Nurettin Bey'i ziyaretten geliyorum. Biliyorsunuz hastalığı son safhada. Necip Fazıl Bey gelmedi. Acaba hastalığından haberi yok mu? Olsa gelirdi diyor. Merak ediyor ve sizi bekliyor. Ne dersiniz? Ne diyeceğim? Nurettin yiğit çocuktur. Ziyaretine gitmemiz lazım. Ama nasıl ve ne zaman? Üstad, ben deniz arabayla geldim. Bir mani yoksa hemen şimdi gidebiliriz. O zamanlarda İstanbul'da böylesine yoğun bir trafik yoktu. Aksaray'dan Kadıköy'e taksi dolmuşlar 20 dakikada harıl harıl yolcu taşırlardı. Gidiyorlar hastaneye. Necip Fazıl içeri girer girmez oradaki herkesin duyacağı bir sesle Nurettin sen yiğit çocuksun. Bir ömür boyu ruhunun çektiği ıstırabın yanında bedeninin çektiği bu acı ne ki? Allah demenin yasak olduğu bir devirde seninle birlikte bayrak açtık. Korkma vur tekmeyi gir içeri. Üstad vur tekmeyi gir içeri derken cenneti kastediyordu. İnşallah öyle olmuştur. Nurettin Topçu da acı bir tebessümle deli olan onu ancak sen yaparsın diye cevap veriyor. Burası
Kozlu Mezarlığı. Burası Türkiye'nin filozofu, öğretmeni, gönül adamı Nurettin Topçu'nun kabri. Burası ruhun da bir gayesi vardır. O da Allah'a doğru yolculuktur dediği yoldur.